Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz konuşacak. Buyurun Sayın Yılmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geç bir saatte İsrail anlaşmasını konuşuyoruz. Bu gece siyasi iktidarın dış politikada bugün burada görüştüğümüz 6 maddelik anlaşmayla caydırıcılığının kaybettiğinin tescil edildiği bir gece. Aynı şekilde bu gece One Minute efsanesinin ve cazibesinin de bittiği bir gece. İsrail terör devletidir. İsrail katildir. Biz oldukça olumlu bir şey düşünemeyiz İsrail'le. Efsanesinin de bittiği bir gecedir bu gece. Bu gece aynı zamanda isterdik ki bu İsrail'le ilgili konular son 6 yılda nasıl kamuoyunda tartışıldıysa, nasıl iç politikaya malzeme edildiyse, nasıl sömürüldüyse, nasıl oya tahvil edildiyse, nasıl İsrail aleyhtarlığı ve Filistin sempatisi sandığa yansıtıldıysa, meydanlarda konuşulduysa, bu anlaşmanın maddeleri de aynen o şekilde meydanlarda konuşulmalıydı. Halk bilmeliydi. Gerçekten İsrail aleyhtarlığının bu kadar süre dillendirilen İsrail aleyhtarlığının bu maddelerde nasıl çöpe atıldığını bilmeliydi. Şimdi normalleşmeyi biz başından beri destekledik. Biz hiçbir ülkeyle ilişkilerin kötüleşmesini, ilişkilerin bozulmasını asla istemeyiz. Ve Nisan ayında hükümet hala İsrail'le ilişkilerde üst perdeden konuşurken biz bir heyetle İsrail'e gittik. Tel Aviv'e gittik, Kudüs'e gittik, Ramallah'a geçtik. Batı Şeria'da görüşmeler yaptık. Hem Filistin'de hem İsrail'de ve bu anlaşma daha o zaman yeni yeni kamuoyunun gündemine geliyordu. En ayrıntısına kadar bunu orada görüştük. Ve şunu anladık. Bizde bu konu kapatılmıştı. Bir utangaçlık var. Çünkü söylenen sözler, atılan tweetler ve konuşulan sözler hatırlanmak istemiyordu. Karşı tarafta ise bu konuşuluyordu. Parlamentoda konuşuluyordu. Siyasi partiler bunu konuşuyordu. Ve en önemlisi İsrail basını bütün maddelerini ele almıştı. Her madde biliniyordu. Sıradan vatandaşlara Kudüs caddelerinde sorsaydınız İsrail'in şartlarını size sayabilirdi. Ama bizim hükümette bakanlar bile çoğu bakan bilmiyordu neyin konuşulduğunu. Böyle bir dönemden geçtik. Saklandı. Şimdi ne oldu? Bu konu bu artık açığa çıktı. Neyin konuşulduğunu biliyoruz. Şu anda bu maddeler önümüzde. Yarın kamuoyunun önünde olacak. Ve en ayrıntılı bir şekilde bundan sonra da bu konular tartışılıyor olacak. Bizim her zaman hükümetin deklare ettiği gibi sanki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıymış gibi bizim 3 şartımız var diyordu. Kendi başına deklare ettiği 3 şart. Kendi koyduğu bir çıta. Özür vardı. 2013 yılında Başkan Obama'nın aracılığıyla dilendiği söylendi. İkincisi tazminat vardı. Tazminat konusu enteresandır. Bu anlaşma tazminatı düzenliyor güya. Yalnız bu anlaşma tazminatın içerisine sıkıştırılmış bir affı içeriyor. İsrail askerlerine bir affı içeriyor. İsrail askerlerinin hukuki ve cezai sorumluluktan kurtarılmasını, haklarında açılan davaların kapatılmasını, hiçbir davanın açılmamasını öngörüyor. Ve onun karşılığında bir tazminat veriliyor. 20 milyon dolar tazminat veriliyor. Ve ilave olarak Türkiye'de açılan davaların. Ayrıca buna ilaven açılmış bir dava varsa, hala diretiyorlarsa açmaya ve bunu sürdürmede kararlıysa, bunun kurbanları, bu şehitlerin kurbanları, bu davaların bir şekilde tazminata dönüşmesi halinde bunu da Türkiye İsrail'le perdeliyor İsrail'i. Türkiye'ye rücu ediyor. Yine Türkiye'nin ödenmesi.
İsrail'in tamamen 20 milyon doları verip hukuki cezai süreçten mahvolmasını öngörüyor. Hiçbir şekilde dava açılmamasını öngörüyor. Uluslararası dava açılabilir dendi Dışişleri Komisyonu'nda. Ona da açıklık getirmek istiyorum. Siz bütün yerel bazda, Türkiye bazındaki davaların kapatılmasını ve yolların kapatılmasını istiyorsunuz. Ve geçiyorsunuz, Türk devleti dışarıda bireylerin açacağı davaları da destekleyemez. Bunları teşvik edemez. Bunları savunamaz diyorsunuz. Dolayısıyla orada da bir caydırıcılık var. Buna rağmen hala dava açılabilir. Evet, ama yolu tıkıyorsunuz. Niçin tıkıyorsunuz? Çünkü İsrail askerlerinin yargılanmasını istemiyorsunuz. İsrail askerleriyle ilgili açılmış olan 34 tane davanın sonuçlanmasını istemiyorsunuz. Sonuçlanan varsa da onları kapamak istiyorsunuz. Ve daha önemlisi, en önemli konu, İsrail askerleriyle ilgili ceza davalarının veya haklarında çıkarılacak tutuklama müzakereleriyle İsrail olaya karışan İsrail askerlerinin bir şekilde Türkiye'ye geldikleri zaman burada tutuklanmalarının önünü kapatıyorsunuz. Bu anlaşma bir kapama anlaşması. İsrail askerleri her açıdan güvenceye alınıyor. Hiçbir şekilde dokunulamıyor. Başka izah tarzı yok bunun. Ya buna bir maddede insan, bu ölen insanların, bu şehitlerle ilgili bir madde koymaz mı? Onların da bir hatırası yok mu? Hiç mi bir madde konmaz buraya? Bu Mavi Marmara gemisi doğrudan gitseydi Gazze'ye, Gazze'ye ulaşmış olsaydı, deniz ablukasını deldik diye bundan övünecek miydiniz, övünmeyecek miydiniz? Gitti ve bu hadise meydana geldi. Şimdi duramıyorsunuz arkasında. Savunamıyorsunuz. Çünkü bu konunun savunulacak hiçbir tarafı yok. Herkesin söylediği ortada. Herkesin ne tweet attığı ortada. Nasıl konuştuğu ortada. Bu konu gerçekten bizim için bir dönüm noktası oldu. Caydırıcılığımızın yerlerde süründüğü bir geceyi yaşıyoruz biz. Ve ya anlaşma yarın çıktığı zaman göreceksiniz bir numaralı konudur. İsrail askerlerinin kurtarılması. Hükümetin getirmiş olduğu yasayla, 90. madde çerçevesinde kanun hükmünde olan bir yasayla İsrail askerlerinin güvenceye alınmasını konuşuyoruz biz bu gece. Üçüncü konu ablukanın kaldırılmasıydı. Bakınız, abluka diyoruz. Önce ablukaydı. Sonra ambargoya dönüştü zaman içerisinde. Gerçekle karşılaşınca sonra ambargonun hafifletilmesinden bahsettik. Son dönemde de özellikle şu anlaşma gündeme geldikten sonra da yaptırımların hafifletilmesi. Giderek eğer 3 ay daha bu gündeme gelmeseydi herhalde hafifletilmede atılacaktı. İnanın bu kadar U dönüşü yaşadığımız bir geceyi yaşıyoruz. Abluka kalkmıyor. Kimse ablukanın kaldırıldığını söyleyemez. Neden? Zaten ablukanın kaldırılmayacağını aslında bilinmesi gerekirdi. İsrail ablukanın kaldırılmasını, yani deniz ablukasının kaldırılmasını, bizim anladığımız deniz ablukasının kaldırılması. Deniz ablukasının kaldırılması İsrail için bir egemenlik hakkı olarak görüyor İsrail'i. Kırmızı çizgi. Bundan vazgeçmeyeceğiz diyor. İki, İsrail askerlerinin güvenliği, bundan vazgeçmeyiz diyor ve güvenliğini sağlamış oluyor. Bu anlaşma aslında demin de söylendi. Biz Dışişleri Komisyonu'nda söyledik. Orada da ben belirttim. Bu anlaşma bir mutabakatın mütemmim cüzüdür. O mutabakat güya gerekçeye yansıtılmış deniyor. Ama bütün bölümlerin yansıtılmadığını biliyoruz. Nereden mi biliyoruz? Söyleyeyim. Bir, sizin 3 şartınız vardı, İsrail'in de 3 şartı vardı. İsrail'in 3 şartından bir tanesi ve en önemlisi Netanyahu'nun üzerinde en fazla durduğu İsrail askerlerinin güvenliğiydi. Yani yargısal süreçte yasal olarak yargıyı tamamen bloke etmekti. Bu yapılıyor. İkincisi deniz ablukasıydı. Hiçbir şekilde deniz ablukası İsrail denizden zaten kimseyi yaklaştırmıyor. O da gerçekleşmiş oluyor. Üçüncü konu Hamas konusuydu. Hamas bizim son 6 yıldır Filistin konusuna Hamas gözüyle bakarak
götürdüğümüz bir davada Hamas konusuydu. Bu belgede hiçbir birisi yok bunların. Ama bu mutabakat metninde vardı. Nasıl geçiyordu? Mutabakat metninde mesela ne geçiyordu? Türkiye ve İsrail kendi ülkeleri üzerinde veya üzerinden birbirine karşı herhangi bir terörist altını çiziyorum veya askeri faaliyete izin vermediklerini veya ülkeleri dışında bu tür faaliyetlere destek sağlamadıklarını beyan ederler. Bu amaçla Türkiye ve İsrail bu tür faaliyetlerin toprakları üzerinden birbirine karşı herhangi bir örgüt altını çizmek istiyorum veya grup tarafından girişilemeyeceğini, planlanamayacağını, uygulanamayacağını, yönetilemeyeceğini veya finanse edilemeyeceğini teminen her türlü gerekli tedbiri alır deniyor. Kimin için söyleniyor bu? Hamas için söyleniyor. Türkiye'deki Hamas için söyleniyor. Bu anlaşma esasen iki kesimin satıldığı anlamındadır. Bir, kurbanların aileleri, iki, Hamas da satılıyor bu anlaşmayla. Bu mutabakatla bunu görüyoruz biz. Şimdi efendim, biz normalleşmenin olmasını isterdik. Tabii ki istiyoruz. Bunu baştan da söyledik. Normalleşme olurken Türkiye'nin öncelikle çok kolay şartlar ileri sürdüğünü görüyoruz. Her konuda bu böyle oluyor. Kırmızı çizgi ilan ediyoruz. Sonra kırmızı çizgileri unutuyoruz. Şartlar ilan ediyoruz, şartlar yerine geliyor. Peki bu Türkiye'nin itibarını yerle bir etmiyor mu? Türkiye'nin caydırıcılığını yerle bir etmiyor mu? Bu bütün söylenenler yutulduktan sonra ortada zarar gören kimdir? Türkiye'nin itibarı değil mi? Bugün İsrail'le ve bir süre önce Rusya'yla, daha sonra belki Suriye'yle bu gelişmeler yaşanacak. Biz irtifa üzerine irtifa kaybediyoruz. Ve maalesef biz hep diyoruz ya, 15 Temmuz'dan sonra yeni bir miat başlasın. Dış politikada bunun başlaması gerekiyor. Bir kere tutamayacağımız, yapamayacağımız bir sözü vermememiz gerekiyor. Eğer bir söz verdiysek de onu yapmamız gerekiyor. Biz bunun çelişkisini yaşıyoruz. Çünkü bu çok tatlı bir konu. Türkiye'de bununla seçimler kazanıldı. Bu kadar hoyratça kullanıldı. Sokaklarda, caddelerde, parklarda, meydanlarda bu konu gündeme getirildi. Şimdi bir çark edilme var. Biz şahsen gelinen nokta itibariyle bunun üzüntü verici olduğunu düşünüyoruz. Şimdi demin söyledim, bir üst mutabakat daha var. Bu mutabakatta ne geçiyor? Bu mutabakatta güya yaptırımların hafifletilmesi deniyor ya gerekçede. Gerekçede yaptırımların hafifletilmesi. Ama burada o da geçmiyor. Doğrudan Gazze'ye gidecek malların, sivil malların Aşdod limanından İsrail denetiminde, İsrail'in protokol kurallarına uygun olarak, İsrail'in güvenlik mülazaları dikkate alınarak kontrollü bir şekilde Gazze'ye geçirilmesini öngörüyor. Ve İsrail'in kuracağı mekanizmalarla geçirilmesini öngörüyor. Yani siz Gazze'ye bir mal sevk ettiğiniz zaman Aşdod'dan bile gitseniz yine bir denetime, yine bir gözetime ve yine bir İsrail protokolüne ve mutabakatına ihtiyaç duyuyorsunuz. Kendiniz geçemiyorsunuz. Yani ablukanın kaldırılması diyoruz ya, şimdi hafifletilmesi falan ambargonun diyoruz. Yani burada doğrudan İsrail'in eline bir yetki veriliyor. Peki bu ne demektir? Biz Gazze üzerindeki İsrail ambargosunu tanımış oluyoruz. İki, Gazze üzerindeki İsrail egemenliğini de böylece tanımış oluyoruz. Çünkü biz Mavi Marmara gemisinin giriş amacı oraya giderek o ambargoyu yıkmak, orada uygulanan kuralları alt üst etmekti. Şimdi bu anlaşma o çarkı geri döndürüyor. Bizim bunu bilmemiz lazım. Biz şimdi, Sayın Bakanımız burada mutlaka cevap verecektir. Bu anlaşmada İsrail'in Gazze üzerindeki egemenliği bir nevi örtülü olarak tanınmış oluyor. Yani hiç kimse çıkıp bu
ambargo hafifledi diyemez. Bu bizzatihi ambargonun daha fazla ağırlaştığıdır. Ayrıca gidecek malzemeler, sevk edilecek malzemeler sükunet devam ettiği sürece olabilir. Sükunetin olmadığı bir zamanda sükunetin olduğuna kim karar verecek? İsrail karar verecek. Yani evet sükunet bozuldu bugün derse sizin tırlarınız Aşdod limanında indirildikten sonra Gazze'ye geçemeyecek. Dolayısıyla bunları bilmemiz gerekiyor. Yani bir anlaşma yaptık. Her konuda olduğu gibi manşetler atılıyor. Zafer. Bu başarıdır. Başarı falan yok. Yani bunda bir başarı gören varsa açıklasın. Burada bir başarı yok. Normalleşmeyi istiyor musunuz? Elbette istiyoruz. Ama bu bir pre-war gibi bir şey. Yani her şey alt üst olduktan sonra bir tek normalleşme kalıyor. Bir başka konuyu müsaadenizle değinmek istiyorum ve bitirmek istiyorum gecenin geç saatinde. Şimdi bu davalar kapatıldı. Yasa çıkacak ve bu yasa nasıl uygulanacak o da belli değil. Mahkemelere gidecek. O mahkemelerde bazı davalar kapatılacak. Bazı davalar devam edecek. Devam edenleri tabii ki Türkiye tazmin edecek. Daha sonra çıkacak ortaya tazmin konusunu. Peki sonra ne olacak? Yani sonra ne olacak? Siz bir vatandaşınızın hakkını, yani normalde insan haklarından doğan şikayet etme hakkını bile önlemiş oluyorsunuz. Bu kadar korumacılık. Ve nasıl önlüyorsunuz? Tazminat verdiğiniz ailelerin elinden feragat nameler alıyorsunuz. Ve İsrail'e gönderiyorsunuz ki biz aldık, bak başardık diye. Sonuçta bu anlaşma budur. Bu anlaşma her açıdan eleştiriye açık bir anlaşmadır. Bu çok tartışılacaktır. Ayrıca İsrail ile ilişkilerde de maalesef bir kara lekedir. Yani Türkiye'nin her zaman bir üstünlüğü olması gerekir. Bir cazibesi olması lazım. Bir yüksek moral zemini olması gerekir. Bu aşılmıştır bu gece. Bu gece sabah Herat gazetesinde, İsrail gazetesinde ve başka gazetelerde bir başarı öyküsü anlatılacaktır. Çünkü öne sürdükleri bütün şartlar gerçekleşmiş oluyor. Deniz ablukası olmuyor zaten. İsrail askerleri tam güvenceye alınmış oluyor. Hamas'a da zincir vurmuş oluyorlar. Ayrıca merak ediyorum bu Hamas konusu niye hiç gazetelerde geçmiyor? Biz Hamas yüzünden Batı Şeria ile ilişkilerimizin açılmasına sebep olmadık mı? Hamas yüzünden Filistin'in birlik ve bütünlüğü konusunda maalesef Hamas yüzünden Batı Şeria'daki yönetimle alınganlık içerisine girmedik mi? E şimdi bu da satılmış oluyor. Peki bu konuyu hiç değinmeyi düşünmüyor musunuz Hamas konusuna? Bakınız bu mutabakatta var. Burada var. Hamas'la ilgili maddedir bu. Bu FETÖ terör örgütüyle, PKK ile falanla alakası yok. Burada adres bellidir. Diplomatik bir lisan ancak bu şekilde ifade edilebilir. Buradaki adres Hamas'tır. Hamas'ın faaliyetlerine zincir vurulmasıdır. Finanse edilen, terör olarak lanse edilen aktivitelerin engellenmesidir. Bunları belirtmek isterim. Ve umarım bir ders alırız. Bundan sonra 3 ay önce söylediklerimizi 3 ay sonra yutmayız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.